Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli dostlar, kıymetli seyircilerimiz. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, selamı, inayeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Şu anda bizi açanlar, sofrasına davet edenler, sofra derken manevi sofra. Ama eminim ki şu an hanenizin, kapınızın önünde olsam muhakkak buyur ederdiniz. Hepinizin üzerinize olsun Allah'ın rahmeti, bereketi, haneniz bereketli olsun. Gönlünüz huzurla dolsun. Cuma akşamıdır. Cuma akşamı duaların kabul olduğu vakitlerdendir. Hep söylüyoruz, Cuma'nın akşamı da günü de bizim İslamiyet'in bize bahşettiği o güzelliklere baktığımızda kaynaklarımızda zikredilmiştir. Cuma akşamı da nedir efendim? Dualarının kabul olduğu, hele hele Cuma akşamı dediğimiz Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan ve Cuma'nın da ilk saatleri aslında gece. Şu anda sahur vakti, seher vakti, kurduğun kuşun bile duada olduğu bir vakit. Dualar kabul. Evinize davet ederdim dedim. Hatırıma bir şey geldi. Hakikaten söylüyorum. Yani bunlar kurgu değil. Şu an aklıma getirilen güzel bir şey var. Birkaç sene evvel anlatmıştım. Mısır'a da gitmiştim ben. Mısır biliyorsunuz. Allah oraya da inşallah dirlik, düzenlik, güzellik ihsan eylesin. Efendim, Mısır'da çok güzel bir adet var. Ramazan öncesi kandil ve onlar da fanus diyorlar. Fanus. Arapçada da o şekilde geçiyor. Kandil, sirac veya fanus satışları patlanmış. Fener diyoruz ya biz. Ne alaka diyeceksiniz şimdi. Efendim şuymuş. Mısır'da bir insan akşam vakti, iftar saati, Ramazan'da sokakta dolaşırken, caddede yürürken şöyle bir apartmanlara, evlere baktığında balkonlarda, pencerelerde bir fanus görürse hemen oraya gider, kapıyı çalar, selamun aleyküm, iftara geldim dermiş. Yani o fanus davetmiş. Ramazan'da penceresine, balkonuna fanus asıldığında bu şu demekmiş: bize misafir gelebilirsiniz, sorgusuz sualsiz gelin, iftarımızı beraber yapalım diye. Aslında bak Barış, bunu biz burada yapabiliriz yani. Yani bunun böyle güzel bir şeyi olabilir. İnsanlar ne bileyim güzel bir çiçek koyar, bir saksı koyar. Yani artık ne olursa bunu bir düşünelim bence. Şu anda bizi seyredenler vardır. Akla evveller bu işleri daha iyi yapan arkadaşlar. Yani bu güzelliği aslında biz başka türlü de yapabiliriz. Eskiden insanlar sokak sokak dolaşırlarmış. İftara bir adam alalım, sahura bir insan getirelim diye. Şimdi müesseseler var. Bunların birçoğunu yapıyorlar. Ama yine de insan hiç olmazsa komşusunu, eşini, dostunu sofrasından eksik etmemeli. Ramazan'da, ha bugün hashtagimiz ne? Senin Ramazan'ın. Değil mi? Senin mi benim mi? Senin. Tamam. Senin Ramazan'ın hashtagiyle sorularınızı gönderin. Hepsini okuyoruz. Bak, birkaç arkadaşımız var. Böyle oturuyoruz. Şimdi mesela bugün o sorulara cevap da vereceğiz. Ama gelin Cuma akşamı bu duaları yaptıktan, siz de selamladıktan sonra, siz de bizi evinize buyur ettikten sonra şöyle bir salavat-ı şerifeyle başlayalım mı? Niçin? Çünkü Cuma günü ve gecesi yapılan salatü selamlar doğrudan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gidiyor. Doğrudan. Yani melek vasıtasıyla bile değil, doğrudan. Şimdi Barış mesela bizi seyrederken bu salatü selamı tekrarlasa. Ya abi benim işim gücüm var, stüdyo şefiyim falan demese, hakikaten dinlese, ki dinliyor Allah razı olsun, salatü selamı ben burada anlatırken o da okusa, o Barış'ın kendi sesinden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhaniyetine iletiliyor. Hoca hikaye anlatıyor demeyin he. Doğru konuşuyoruz. Bak yarın bir gün karşılaşacağız, burada olmasa bile ahirette doğru söyledim diyeceğim size. Siz de orada o sözün doğruluğunu görmüş olacaksınız. Çok merak edenler işi burada da takip ederek bulabilirler. Hep maksadımız şu: sizlerle beraberken güzellikleri aktarabilmek. Allah razı olsun. Sahip çıkıyorsunuz. Bu insanlar hiçbir şeyden anlamaz. Efendim malumat vermeyin. İşte birkaç tane hikaye anlatın. Şöyle sadece musikiyi verin.
Böyle bir dingin bir şiir okuyun. Ancak bizim millet bundan anlar. Ne anlar ya malumattan diyenleri utandırdınız. Biz malumat veriyoruz. Çok önemli mevzuları bir çırpıda anlatıyoruz. Kaçırmıyorsunuz bile. Öyle sorular geliyor ki hemen bakıyorum o cümle arasından yakalamışsınız. Bu bizim milletin dikkatidir. Allah inşallah bize hep güzellikler yazar. Heh, salatü selama gelmeden evvel hocamın bir duasını peşin peşin yaptırayım. Yaz istiyorsan bunu bir kenara. Ya Rabbi, hayırlar yaz başımıza, iyiler çıkar karşımıza. Ya Rabbi, hayırlar, yani hayır, güzellik manasına. Hayır, hayır, hayır değil. Hayır. Değil mi? Hayırlı günler diyoruz ya, öyle manasına. Hayırlar yaz başımıza, iyiler çıkar karşımıza. Arkadaş bu ne duadır ya? Hayatın özetidir bu ya. Ya Rabbi hep güzellikler yaz başımıza. Kaderimizden, talihimizden hep güzellikler bizim istihkakımız olsun. Yazılım programımızda kötü sayfalar açılmasın. Tamam. Hacklenmeyelim, eklenmeyelim. Hep güzellikler karşımıza çıksın. Ve aynı zamanda ne olsun? Hep iyiler çıkar karşımıza dediği. Hem iyi insanlar hem de iyilik yapma fırsatı demektir o. İyiler çıkar karşımıza. İş istiyorsun, iyi iş olsun. Eş istiyorsun, iyi eş olsun. Her şeyin iyi olsun inşallah. Salavat-ı şerifeyle başlayacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hemen şu anda ruhaniyetine gitmek üzere. Hastalar, kalbi daralanlar. Şimdi böyle söyleyince ya hoca da bizim bazı hocalara benzedi. Bazı kanallarda şey yapıyormuş he. Görmedim ben gerçi. Allah göstermesin. Hatta neyse bugün böyle güzel cuma akşamı güzel şeyler konuşacağız. Adam müracaata göre muska yazıyormuş televizyonda. Mevzuya bak. Söyle diyormuş neyin var? Tamam adresini gönder sana muska yazıyorum şunu okuyacaksın geçti. Allah Allah. Allah Allah. Neyse. Her şeyin müşterisi vardır. Allah bizi güzel şeylere müşteri eylesin. Güzelliklerde buluştursun inşallah. Bak ama bu salavat-ı şerife ne diye geçiyor biliyor musunuz? Şifa salavatı diye geçiyor. Şifa. Hastalık için geçen söyledik. Doktora gideceksin hem de en iyisine. İlacını çok iyi takip edeceksin. Perhizini yapacaksın. Zararlı alışkanlıklardan uzak duracaksın. Tamam. Ama dua da edeceksin. Neden? Ya hocam yapmayın böyle ilmi konuşun, bilim konuşun. Kardeşim bilimsel konuşuyorum. Sen bilimsel konuşmuyorsun. Dua yoktur dersen bilimin dışına çıkıyorsun. Söyleyeyim mi sebebini? Söyleyeyim. Çünkü insan maddeden ibaret değildir. Bunu artık bilim olarak da ispatlanmıştır. Bunu sen de biliyorsun. Bilimin izah edemediği metafizik dediğimiz fizik ötesi bir yönü de vardır insanın. Doğru mu? Doğru. E be kardeşim, sen ölçebildiğin alanın dışına çıktığında bilimin dışına çıkıyorsun. O zaman yaptığın şey hiç de bilimsel olmuyor. Senin yapabildiğin kısımda sen kalacaksın. Metafizik olan kısmı da bu sahanın maneviyatı olan kısma elbette teslim edeceksin. En azından senin bilimine de zarar vermediği müddetçe. Çünkü bilim her zaman kabul etmeyi ister. Her şeyi kökten reddedenler cahillerdir. Cahillerin tipik özelliği budur biliyorsunuz. Bir şey söylersin mesela, ya biliyor musun artık işte suyla çalışan otomobil yapılmış. Bırak ya. Ne söylesen inkar eder. Çünkü kafa, mantalite, düşünce yoktur. Ama bilim, ilmi yapısı olan bir insan şöyle bir bakar mevzuyu, olabilir der. Bu alemde her şey olabilir der. Bizim maddeden ibaret olmadığımızı biliyorsunuz. Mana kısmımız var. Biz görünen fizik ötesinde de bir görünmeyen manevi tarafta gözle göremediğimiz bir alanda da hislerimiz, bir bağlı olduğumuz yön, bir bağlı olduğumuz yer ve yerler var. İşte salavat-ı şerifenin şifası buna yarıyor. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bu tüm salatü selamlarda vardır zaten. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Tıbbil kulubi ve devaiha. Arkadaşlarımız da yazıyor. İşte orada. Tamam. Oradan da okuyabilirsiniz. Tıbbil kulub. Tıp diyorsun ya tıp ilmi. Tıbbil kulub kalp. Ve deva. Neredeyse Türkçe değil mi?
O Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir nura, Cenab-ı Hakk'ın öyle bir muhabbetine, öyle bir güzelliğine sahip olmuş ki ben onunla kalplerimin şifasını isterim. Tıbbül kulub ve devaiha ve afiyetil ebdan, beden diyorsun ya, afiyet, beden, şifa, hepsi bak bildiğimiz kelimeler. Ve afiyetil ebdan, bedenimizin şifası, afiyeti ve şifası için. Ve şifaiha. Ve nuril absari, gözlerimizin nuru ve ziyaiha, ve ışığı için. Gözlerin nuruyla ışığı aynı şey mi? Değil. Gözün ziyası bu alemi görmeye yarar. Nuru, cümle alemlerin nuru olan Allah'ın nurunu görmeye yarar. Bak hem madde var hem mana var. Hem madde var hem mana var. Tıbbül kulub, o zahir. Deva, iç. Adını koyamadığın dertlerin devası. Afiyetil ebdan, o bedenin zahiri hastalıkları. Ve şifaiha, gözde göremediğin hastalıkları. Ve nuril absar, gözümüzün nuru, mana ve ziyaiha, aynı zamanda zahiri olarak da görme kuvvemiz için bu salatü selamın bereketi var. Şimdi bunu okuduğunda neler oluyor? Hem bedeni şifaya, kalbin devaya kavuşuyor, gözlerinin nuru elhamdülillah güzelleşiyor ve kıymetli dostlar aynı zamanda salatü selam etmiş oluyorsun. Peki hepsini toplarsan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Allahümme diye başlıyorsun ya, Allah'a dua ediyorsun. Bak, seher vakti bir kısacık, şöyle güzel bir hediye. İnan ben sana samimi söylüyorum. Pideyi her zaman bulursun. Şu anda sofrandaki zeytini, peyniri veya ne yapıyorsan, menemen mi yapıyorsun, başka bir şey mi yapıyorsun? Hamur işi mi, lavaş mı? Bunları başka zamanda tedarik edersin. Ama bu şu var ya, şu anlattığım, akmaz kokmaz, her zaman sana lazım olacak. Sahurdan sonra da her seher, her gün, her akşam lazım olacak bir dua. Oku, rahatla. Bunu oku. Okuduğun zaman bereketini göreceksin. Çünkü hep söylüyoruz, din anlaşılınca ve öğrenilince yaşanılan bir şey değil aslında. Evet, hani böyle siyah beyaz gibi ayırmamak lazım ama yaşadıkça öğrenebileceğin bir şey. Şimdi namaz, namazla sıkılır. Bir adam hayatı boyunca öğrense, ansiklopedileri, namazda ayakta duruyorsun, şöyle yapıyorsun, vücuda çok faydası var. Böyle durduğunda omurunu çalıştırıyor, böyle yapınca şey yapıyor, kireçlenmeyi önlüyor, secdeye gidiyorsun, üzerindeki bütün o olumsuz etkilerin hepsi topraklanıyor. Oho, oh, 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 oh. İki rekat namazın abdestle beraber sadece tıp açısından vücuda faydalarını konuşsak, 30 program yapsak bitmez. Hikaye anlatmıyorum, ben bunu tabipten de, doktorlardan da, hekimlerden de duydum. Hatta meşhur birisi vardı, Allah rahmet eylesin, toprağı bol olsun. Adamın böyle çok dünyevi bir adamdı, meşhur da bir adamdı, ismini vermeyeceğim. Boynunda kireçlenme varmış. Demiş ki doktoru, şöyle şöyle yapacaksın günde 40 kere. Esselamu aleyküm ve rahmetullah, esselamu aleyküm ve rahmetullah. Yani ben günde 40 rekat bunu yapıyorum zaten. Bir de demiş ki, her türlü naneyi yiyebilirsin ama çok sıhhatli olmak istiyorsan gece de kalk, geceleyin falan. Şu namaz hareketleri var ya, demiş adama. Okuman şart değil. Bak böyle diyormuş. Namaz kılman da şart değil. O namaz hareketlerini 4 rekat olarak yap diyormuş. Bedeni olarak bile şifası var bunun. Bedeni olarak bile. Sayısız faydası var. Ama şunu anlatmak istiyordum. Bedene iyi geliyor, elleri böyle bağlamak lazım, şu vacipmiş, bu farzmış, setra, namazı konuşacağız zaten, müstakil bir program yapacağız. Şimdi bunları duydun. Ama bak sana samimi söylüyorum. Şöyle bir farz namazı kılmak için abdest alıp da, şöyle bir sabah namazını bir cemaatle kıldığında, yaşadığın hazzı, inan ki o okudukların, o duydukların hiçbirisi vermez. Orada o secdeye gittiğinde, şöyle bir burnunu, alnını yere koyduğunda şöyle bir Sübhane Rabbiyel Ala, Allah'la yakın olduğumu biliyorum. Sensin Rabbim, Ala olan Mevla. Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhane Rabb.
tarifi mümkün olmayan bir şey açılır sende. Bu hiçbir çakranın açılmasına benzemez. Hiçbir meditasyona benzemez. Bu acayip bir şeydir. Gel bakalım şimdi, ondan sonra o aldığın zevki yaz bakalım şimdi. İstediğin kadar kalemin, dilin kuvvetli olsun. Anlatamazsın ve yazamazsın. Öyle bir güzelliktir bu. Allah sana özel, senin kalbine mahsus, senin ruhuna uygun bir yakınlık bahşeder sana. Tamam. O yüzden bu duaları küçümsemeyin. Bu duaları küçümsemeyin. Yani insanlar neler yapıyor? Terapilerde, bilmemlerde falan ne oluyor? İyi hissediyormuş kendini. Yani niye biz bunlara tevessül ettiğimiz halde bir duayı küçümseyelim? Anlatabiliyor muyum? Sen dedeni, senden önceki yaşayan, çok büyük medeniyet sahibi olan insanları sakın küçük görme. Onları geride kalmış zannetme. Bazıları onu geride kalmış, bunlar geride falan der ama farkında değilsin. Sana tur bindirmiş aslında. Neler yapıyorlar? İbn Sina'nın o Kanunu fit tıp, yani tıp hakkında yazmış olduğu eserler 400 sene, 300 sene, 500 sene batıda okundu. Şimdi ayrı bir konuya girmeyeyim. Yeter, çok dağıttım, tamam. Yönetmenim de kızacak. Bir şey söyleyeyim size. Dün konuşmuştum, bugün işleyeceğimiz bir mevzuydu. Arkadaşlar küçük görmeyin dedik. Hatırlıyor musunuz son programımızda? Hiçbir şeyi mümin ister sevap olsun, ister günah olsun küçük görmez. Münafık ister sevap, ister günah olsun her şeyi küçük görür. Sorsan hemen yapabileceği bir şey. Sorsan hemen terk edebileceği bir şey. Terk et bakalım, vazgeçmez. Yap bakalım, yapmaz. Ne var ki namazda? Ben esasında her gün kılamıyorsun. Ne var ki ben her zaman yaparım? Şunu ederim. Allah bize şu sayılı nefesleri güzelce değerlendirmeyi nasip eylesin. Bak şeytan oyun yapar adama. Şeytan var mı? Var tabii. Ama laf aramızda, Ramazan'da bir güzellik daha var. Mesela nasıl biz şimdi böyle rahat konuşabiliyoruz? Ramazan'da bak şimdi ne güzel programlar yapıyoruz. Sebebi ne? Ne dersen de bunun birçok akli izahları olabilir. Ama benim gördüğüm kadarıyla hadislerden Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, şeytanlar Ramazan'da bağlanır diyor. Tamam. Şeytanlar Ramazan'da bağlanır. Fakat şeytan var mı? Var. Bizim gözle göremediğimiz bir alemde devamlı bizi ifsad eden nefis denilen bizdeki maddeyle işbirlikçisi, nefsin akıl hocası, nefsin üst aklı, devamlı manipüle eden, devamlı tahrik eden, provoke eden bir şeytan var. Sen uyumazsan ne âlâ. Uyarsan yandın. Şeytanın şerrinden Allah'a sığınırız. Şeytana küfretmekle falan kaçmaz. Allah cezasını versin bunu, namussuz şeytan falan deme. Allah diyor ki euzubillahimineşşeytanirracim de fazla uğraşma diyor. Sen Allah'sın. Bir şey anlatayım mı size? Nasıl oyun ettiğine dair. Sonra da size çok müjdeli, her gün insanın defterinde, amel defterinde bulunması gereken La İlahe illallah hakkında bir şey yazdıracağım demiştim ya, bugüne vaat etmiştim. O yetişir mi? Ne kadar vakit? Yetişir diyorsun. Her halükarda idare edersiniz beni. Şeytanın bir hilesini anlatmak için şu kıssayı çok severim ben. Defaatle de anlatmışımdır. Olsun. Sofrada suyun değişmiyor. Sofrada ekmeğin değişmiyor. Tuzun var. Zeytinin var. Her gün geliyor diyemiyorsun. Her gün işte bulunuyor. Bazı kıssalar da her gün dinlense yeridir. Adamın biri ibadetinde, taatında, günaha falan da gitmiyor. Böyle serkeşlik, ayyaşlık falan yok. İstikamet üzere yürüyor adam. Şeytan, işte çavuş olan şeytanı gönderiyor, baş edemiyor. Yüzbaşıyı gönderiyor, baş edemiyor. Teğmeni gönderiyor, binbaşıyı, albay. Yok, adamı yoldan çıkartamıyorlar. Çok güvendiği bir kurmay albayı varmış şeytanın. Ne bakıyorsunuz? Size anlatmak için öyle anlatıyorum. Kurmay albay yoktu, tamam, benim okuduğum kitapta. Onu ben ilave ettim. O kadarını da işte artık Kanal D'ye göre yapıyoruz. Çok böyle güvendiği, böyle ileri şeye hazırladığı bir şeyi var. Rütbeli olsun, daha da yukarı çıksın diye. Hani böyle bazıları yapıyorlar ya, hani paralel maralel, dikey mikey. Bu aslında şeytani bir meslek.
Onun da varmış öyle bir kurmay albayı varmış. Kurmay albayına diyor ki şu adamı bir yoldan çıkar ya. Ben yaparım bu işi. Yaparsan senin diyor rütbeni artırırım. Tamam diyor. Gidiyor. Bak şimdi taktiğe bak. Şeytan geliyor bu ibadet eden adamın elinde böyle tesbih çekiyormuş tesbihler. Sübhanallah ve bihamdi, Sübhanallahil azim, Sübhanallah ve ben Sübhanallahil azim. Sonra bu tesbihi anlatacağım. Çok büyük bir tesbihtir bu. Çekerken falan bitiriyor. Amin falan filan elinin yüzüne sürüyor falan. Karşısından geliyor. Hadi ya. İstediğin kadar uğraş ben en sonunda seni ayartacağım diyor. Sen kimsin diyor ya. Şeytanım ben diyor. Ne? Evet. Seni diyor şeytan. Ağzına buna. Adam hazır böyle bir manevi rütbesi de arttı diye düşünüyor. Şeytanı alenen gördü. Bırakır mı? Hemen yakalıyor. Vuruyor ağız burun falan. Takatı yettiği kadar. Böyle güya insan suretinde gelen o şeytan uzaklaşıyor. Şeytan insan suretinde gelir mi? En çok insan suretinde gelir. En çok insan suretinde. Bir şeytanın insana benzer şekilde gelmesi vardır. Bir de şeytana uyan insanlar vardır. Allah hepsinin şerrinden bizi muhafaza eylesin. Nas suresinde anlatmıştım. Bendesiniz değil mi? Konuyu dağıtmıyorum. Bu dayağı bir güzel yiyor. Ama tabii artık adam da yoruluyor dövmekten. Ayağa kalkıyor. Kaçarken diyor ki, bak şimdi buraya bak nasıl fitne atıyor. Nasıl olsa diyor ben seni illa bir zaman bulacağım. Seni yoldan çıkartacağım. 12 sene ömrüm var diyor. İlle yollarımız kesişecek. Lafı koyuyor, gidiyor. 12 sene ömrün var nasıl olsa. Ben illa seni yakalarım derken adam şimdi bunu yavaş yavaş başlıyor kurmaya. 12 sene ömrü mü var? Ha, ben halbuki bu seneyi zor görürüm diyordum. 12 sene. 12 sene. İyi o zaman fazla kendimi kasmayayım diyor. En önce ibadetleri gevşetiyor. Sonra diyor ki ya falan ciğerlere de gideyim. Filan ciğeri de bir dolaşayım. Sonra başlıyor sünnetleri münnetleri kılmamaya. Herhalde bazı ilahiyatçıları da duyuyor bu arada. Sünnet de lazım, bir hadis de lazım. Onlara uyuyor falan, onların derneklerine gidiyor falan. Anladın? Biraz süslüyorum tabii canım hikayeyi. Başlıyor sünnetleri terk etmeye. Sünnetler terk olmaya başlayınca farzlar üşenmeye başlıyor. Çünkü sünnetler farzın koruyucusudur. Sünnetlerle meşgul oldukça farzları daha iyi yapmaya başlarsın. Tamam. Şimdi biz burada çekim yapıyoruz. Şu kürsü olmasa olmaz mı? Olur. Şu elbise olmasa olmaz mı? Olur. Şu güzel ışıklar falan olur. Ama bak işin kalitesi yavaş yavaş düşer. En sonunda çekmiyorum ya olmuyor zaten deriz. Bırakırız. Sünnetler de böyledir. Farz ibadetin o güzelliğini daha da güzel gösterir. Şart mıdır? Değildir. Farzı güzel göstermek için şart mıdır? Kesin. Farzı en güzel gösteren sünnetlerdir çünkü. Tamam. Bak arada hikaye dinliyorum demeyin. Hep bilgi veriyoruz. Bunların her birisi bir cilt kitaptır. Farzları da terk etmeye başlar. Ya diyor acaba içkinin tadı nasıl? Ya şurada bir eyyamcılık vardı. Filancayla böyle. Diyor ki zaten git daha bir sene bile olmadı diyor. Eninde sonunda bir hacca giderim. Bir şeyler yaparım. Bir tövbe ederim. Allah affeder diyor ya. Daha çok ömrüm var benim. Fakat bir dalıyor abi bu. Bodoslama gidiyor. Neden biliyor musun? Nefis verdikçe azar. Nefis vermedikçe terbiye olur. Bu halkımızın çok büyük bir yanlışlığıdır. Halkımızda bu çok var. İlk bu ulusal kanallarda çıktığımda ilk o zaman da söylemiştim. Mesela şöyle lafı duyarsın. Ne yapıyor senin çocuk? Ya arkadaş da öyle meyhane falan takılsın diye gönderiyorum diyor çocuğu falan. Neden? Nefsi ölsün diyor. Ya ölür mü hiç nefis? Yani yemekle nefis ölür mü? İster, istediğinin olduğunu görünce daha ilersin ister. Daha ilersin ister. Daha ilersin ister. Oruç. Hadis-i şerif. Allah nefsi yarattı. Sordu. Sen kimsin? Ben kimim? Sen sensin, ben de benim dedi diyor. Sonra onu ateşe attı. Ateşte terbiye etti, çıkarttı. Söyle bakalım, sen kimsin, ben kimim?
Sen sensin, ben de benim. Ateş de para etmiyor, odun, dayak da para etmiyor. Sonra Allah Teala nefsi aç bıraktı buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mealen aktarıyorum. Aç kaldı, aç kaldı, aç kaldı. İsteklerini yapamaz, takatsız kaldı. Söyle bakayım, sen kimsin, ben kimim? Benim esamem mi okunur ya? Sen benim Rabbimsin dedi diyor. Oruç nefsi terbiye eder. Nefsi terbiye etmiyorsa orucunda bir sakatlık vardır senin. Ben benim diyorsan hala o oruçta bir ziyan, oruçta bir sakatlık vardır. Hani ciklet çiğniyorum onda mı? Yok yok. Niyetinde orucun ne olduğu hakkında genel bir eksiklik vardır. Hani ya eyyühellezine amenu kütübe aleykumus sıyamu kema kütübe alellezine min kablikum leallekum tettekun. Aç kalasınız diye size orucu farz ettim diyor mu Allah? Takattan düşesiniz diye orucu farz ettim, farz kıldım diyor mu Allah? Hayır. Ne diyor? Tettekun. Allah'la muhabbet tazele, Allah'ın Allah olduğunu iliklerine kadar hisset. Onun kulu olma şerefini tadasın diye sana orucu farz kıldım diyor Hazreti Allah. Bunu hissetmiyorsan sıkıntı. Bir sıkıntı var demek. Hikayeyi unutmayın ama. İşte insan nefsini daldığı vakit azar da azar. Azar azar azar. Azar azar en sonunda tam azar. Tamam. Böyle yine böyle dut gibi sarhoşken bir nasıl olsa tövbe ederim daha benim 10 senem var falan emekliliğimde gelmedi falan diye yalpa yaparken bir geliyor ki karşısına Azrail aleyhisselam çok güzeldir ama güzel bir zatın bile herhalde kaşlarını çatıp celalle bakması adamı biraz üzer. Evet, emanetini almaya geldik. Ne emaneti? Canını alıyorum diyor. Allah'ın emriyle geldim. Olur mu ya? Dikkatli dinleyin. Olur mu ya? Daha benim 10 senem var diyor. Daha o zamana kadar ayılmamış. Azrail diyor ki, senin 10 senen daha olduğunu sen nereden biliyorsun? Şeytan ya. Haber kaynağına dikkat et. Her habere inanma. Seni ayrı bir tarafa da bunlar götürebilir. Şeytan hiç doğru haber verir mi? Ancak seni bir mümin kardeşinle aranı açmak için doğru haber verir. Barış'ı biliyor musun Barış'ı? Evet. Senin hakkında şöyle söyledi. Doğru haber verir mesela o zaman. Neden? Sen onunla bozuşasın diye. Ya bunu bizim arkadaşlar da yapıyor. Ben sana dedim. Şeytan, şimdi Ramazan'da hiç kimseyle bozuşmuyor musun sen? Hiç kimseyle küsmüyor musun? Hiç kimseyle kavga etmiyor musun? Ramazan'da yanlış iş yapmıyor musun? Yapıyorsun. Soruyorum sana, şeytanlar bağlanıyorsa kim yapıyor bunu? Ya senin nefsin ya da şeytana oyuncak olmuş başka bir nefis. Aman. Bak bir hikayede size en az 10 mesele anlattığımı düşünüyorum. Şeytan dedi bana diyor, oradan iva sokar. Sen hiç ölmeyeceğim zannedersin. Ben sana bir ufak tavsiyede bulunuyorum. İstanbul'dan misal vereyim. Şöyle bir Karacaahmet'in oradan geçiyorsan, Zincirli Kuyu'nun oradan geçiyorsan, şöyle illaki bizim şöyle bir genel olarak Kabristan falan manzarası olan İstanbul'da elhamdülillah hemen hemen hiçbir yerimiz yoktur. Yahya Kemal'in söylediği gibi biz ölülerimizle beraber yaşarız. Bizim ölülerimiz şehrin dışında değildir. Şehrin tam ortasındadır. İşte sur içi. Burası sur içi şu anda. Yani yakın. Surun biraz dışındayız. Hemen karşımız kabristan. İşte burada. İşte burada. Bak. Vazifesini yapmış. Ben cennetlik işler yaptım. Ömrüm boyunca da elhamdülillah yoldan hiç çıkmadan hep doğru yolda bulundum demiş. Başına yeşil destarı sarmış. Şu anda ben konuşuyorum zannediyorsun. Aslında bunlar konuşuyor. Bunlar konuşuyor sana. Ne diyor? Bu zatlar ne diyor? Sakın ha. Bugünün işini yarına bırakma. Biz eğer bize baktığında bir güzellik görüyorsan hep vaktinde işimizi yapmaya çalışan kullar olmaya çalıştık. Ama şöyle bir dışarıdaki kabristanlığa baktığında hepsi biz bu işi yarın yaparız dediler. Birçoğu yarını bile göremeden bu dünyadan göçtüler. Mezar, kabir bize konuştuğu için bizimle beraberdir. Bizim türbelerimiz,
bizim makberelerimiz, bizim mezarlıklarımız en canlı hayatı yaşadığımız yerle beraberdir. Ölümü unutma, ölümü unutma diye. Şimdi sana hem bu hayatta hem bu hayattan sonraki esas ebedi hayatta lazım olan şeyi anlatayım. İnsanın günde muhakkak bir zikri olması lazım. Ve le zikrullahi ekber, namaz var. Namaza ayrı bir program yapacağız. Bak kardeşim, sana ben bir şey söyleyeyim. Lütfen beni dikkatli dinle. Şu an ayrılma bizden. Şu bir dakikayı dinle, sonra ne yaparsan yap. Bak, ben namazdan falan konuştuğumda belki namaz kılamıyor olabilirsin. Ama ne olur bundan incinme. Ben sana doğrusunu anlatayım. Bunları en azından bilmek güzel bir şey değil mi? Yani şunu yapmıyorum ben. Yapıyorsam ne olur beni affedin. Sizi üzmek, incitmekle alakalı bir derdim yok. Allah Teala'nın kimi nasıl affedeceği, hangi güzel amellerle kimi cennete koyacağını bilmiyoruz. Fakat Allah cennetin yolunu da bize bildirmiş. Bunları biliyoruz. E bu bildiğimiz şeyleri niye paylaşmayalım? Yani sakın ben nasıl olsa kılmıyorum deyip de dinlememezlik yapma. Namaz kılamasan bile namazı inkar etmedikten sonra sen benim mümin kardeşimsin. Nice hepimizin hataları var. Ama öğrenmek güzel bir şey değil mi? Duymak güzel bir şey değil mi? Ne olur incinme. Ya hoca hep bundan açıyor, bundan yüzümüze vurur gibi yapıyor falan demeyin. Haşa, bak yemin etmek pek adetim değil ama vallahi ve billahi hiçbir zaman bir kardeşimi üzmek için konuşmuyorum. Lütfen. Siz de o muhabbette dinleyin. Hiç kimsenin şahsıyla da. Konuşmuşlar, bazen sosyal medyadan küfredenler oluyor, hakaret edenler oluyor, soytarı diyenler oluyor. Hepsine hakkım helal. Allah bir adamı sevdiyse, başkası sevmese ne olur? Allah bir adamı sevmediyse, herkes sevse ne olur? Hakkımız helaldir. Siz onlara takılmayın. Anlattığım sözün doğruluğuna bakın. Yanlış konuşursam ikaz edin. Belki ifadelerde sürçülisan olmuş olabilir. Hata bizler için. Ama biz kardeşiz. Sen ben yok, biz varız biz. Beraber bir topluluğuz. Vatan satını, bu milleti hepimiz oluşturuyoruz. Allah bizi beraberlikten, birlikten, razı olduğu birlik ve beraberlikten ayırmasın inşallah. Şimdi kardeşim, namazın tabii olacak ama günde bir zikrin olsun. Şimdi arkadaşlardan rica ediyorum. Hadisi şerifin metnini ben buraya yazdıracağım. Ama o hadisi şerifin metnini de yorumunu beraberce sizlerle yapacağım. Bir sahne anlatıyor hadis-i şerifte. Bir sahne. Nasıl bir sahne? Tabii ki Allah Teala peygamberine, hatta sevdiği kullara şu anda olmamış şeyleri gösterebilir mi? Bazı şeylerden haberdar edebilir mi? Eder. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte bu hadisi şerifinde bizlere bir kıyamet sahnesi ortaya koyuyor. Ameller tartılıyor. Bir kişi, metnini orada gördüğünüz için ben şey yapıyorum, onun sadece yorumunu diğer birkaç kaynaktan da gelen metinle birleştirip size anlatıyorum. Gözünüz bir yanda orada olsun ama lütfen beni de dinleyiniz. Ameller tartılıyor. 99 parça diyorlar. Oradaki 99, yani her şeyin ince 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 elekten geçirilerek tüm sahalarda o kişinin amellerinin tartılmasına işarettir. Yani o 99 kalem dediğinde ya o kadar da fazla değilmiş, biz binlerce zannediyorduk diyeceksin. Hayır, o her biri yine kendi içinde binlerce mevzuyu içine alıyor. Ameller tartılıyor, adam tam bir şey, berbat durumda. Biz sanki kendimizi kurtarmış gibi konuşmayalım. Yani burada resmedilen adamı diyorum. Günahlar çökmüş böyle terazinin kefesinde. Sevabın ağır basması lazım. Kefe böyle tartılıyor. Hani öyle düşün. Günahlar ağır basmış. Fakat sevaplar yok. Yani durum ne? İyi dinleyin. Günah ve sevap tartılmasına bakılırsa bu adam cehenneme gidecek. Transit. Tartıldı, gidecek. Tam bu sırada son böyle tüy gibi bir yaprak parçası, bir beyaz kağıt parçası gibi bir şey böyle yukarıdan süzüle süzüle geliyor.
Diyorlar ki son bir amelin kaldı. Son bir amelin kaldı, o da geliyor. Adam böyle bakıyor kağıda. Kağıda bakarken de düşünüyor. Bu bir tane bir parça bir kağıt diyor yani. Günaha düşse ne olacak? Zaten yemişim naneyi. Olduğu gibi külçe gibi var. Yani bir tane daha bir kağıt parçası gelse ne yapacak? Gelsin diyor, o da gelsin, o da vursun. Yok, sevap olduğunu düşünsek, sevap olsa ne fayda? Burada bu kadar günahım varken bu kağıt parçası ne yapar diyor benim sevap kefeme, haneme. O kağıt süzüle 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 geliyor, sevap hanesine düşüyor. Düştü. Düşer düşmez sevap hanesi birden ağır basıyor. Bir kağıt parçası. Allah Allah, bu neymiş acaba diyor bu kadar. Kağıda bakıyor veya eline alıyor, bakıyor ki La ilahe illallah. Ömründe bir kere o kadar güzel içinden gelerek, gerçekten Allah'ına tam bir şekilde rücu ederek, yönelerek öyle bir tevhid çekmiş, Allah onu zapt etmiş. Sildirmemiş. Beğenmiş Hazreti Allah. O bir kere La ilahe illallah demesi ile Allah'ın rızasını kazanmış. O tevhide rıza yüklenmiş. O tevhidle, o kişi, o amelle ne yapıyor? Kurtuluyor. Bak, Ramazan ayında yüzlerce, binlerce kere namazda ezanı dinlerken ne kadar çok La ilahe illallah diyoruz. Bir tesbih çekebilirsin. Elinde bir tesbih olabilir. Şöyle, elinde de çekebilirsin. Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, bu parmaklar tek 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 sizin tesbih ve zikir yaptığınıza yarın şahitlik edecekler buyuruyor. Tek tek. Yani Sübhanallah diyorsun, Elhamdülillah diyorsun, Allahu Ekber diyorsun. Mesela şimdi gidiyoruz camiye, teravihe gittik. Ya tesbih ne kadar uzun sürebilir ki? 2 dakika olsun. Ben bir kere denedim bunu. Camiden çıkarken o ayakkabı için vesaire için camiden çıkış sürene bak. Zaten adam El Fatiha diyor mihraptaki. Bir şey kaybetmiyorsun. Anlatabiliyor muyum? Bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir kere Allahu Ekber demek ne kadar faziletli. Bir de Efendimizin yaptığı gibi olan namaz sonrası 33 Sübhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber demek. Anlat anlat bitmez. Her gün bir amelin olsun ya. Günde 100 kere bir La İlahe İllallah çekiver. Yani şu anda beni dinlerken bile 200-300 tane çekebilirsin. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. İçinden de Muhammedur Resulullah'ı geçir. Bak sana ne kadar güzel bir amel. Ramazan'dasın. En az 1'e 700 yazılıyor. Şimdi bir tane kağıt gördün ya. Bir tevhidinin kabul olduğunu düşün ki olur. Reddolunmaz. Ramazan'da bu 700 yazılıyor. En az. Hani sevap tüccarlığı yapıp elimize hesap makinesi alıp şimdi biz hesap edelim demiyoruz. Ama bu kadar bol. Şimdi bak, tam da bugünden sonra mağfiret günleri başlıyor. Mağfiret günleri. Aman ya Rabbi, günahlar siliniyor. Günahlar silinmekle kalmıyor. Cezaları hiç defterinde bir şey yokmuş gibi affediliyor. Hatta bazılarının günahları yerine sevap yazılıyor. Bu günler o kadar güzel, o kadar önemli günler ki kıymetli dostlar. İşte size anlatmaya çalıştığım bu tevhid. Bakın, şeytanın aldatmasından zikre, fikre, Cenab-ı Hakk'a şükre ve salatu selama kadar. Şu 20-25 dakika içerisinde konuştuklarımı şöyle bir düşünün. Ne kadar sofran güzel olursa olsun, iddia ediyorum, hiçbir sahur sofrası şu anlattığım güzelliklerle kıyaslanmaz, kıyaslanamaz. Bu sahur bereketi, sahur vaktinin, sizlerle konuştuğum şu sofranın bereketi hiçbir zenginin sofrasında zannetmiyorum olamaz. Hangisinden isterseniz ondan yiyin. Ve elhamdülillah, bunları yemezseniz yazık da olur, israf da etmeyin. Ama şunu söylüyorum ve bir dinleneceğiz, tekrar sizi bekleyeceğiz. Her gün muhakkak bir zikrin, bir salatü selamın olsun. Bu kadar lüzumsuz konuşmalarımız, hayatın bu kadar gailesi arasında Allah'ı hatırladığımıza dair bir güzellik defterimize yazılıversin. Merak etme,
Allah onu sildirmez, soldurmaz. Hele sadece ve sadece onun için yapıyorsa. Evet kıymetli dostlar, zaman ne kadar çabuk geçiyor diye düşünüyoruz biz buradayken bazen. Sorularınıza cevaplar var. Cevaplamak için buradayız daha doğrusu. Şimdi bakın, çok çok sizden çok çok gelen soruları, yani benzer soruları önem sırasından ziyade çok sorulduğu için biraz böyle öncelik tanıdık. Hemen hani bu da mı soruluyor, ya bunu nereden buldunuz falan demeyin. Hakikaten söylüyorum, sizden gelenlere cevap vermeye çalışıyoruz. Bunu çok soran olmuş. Allah Teala'yı rüyada görmek mümkün müdür? Evet, ehli sünnet alimlerimize göre, yani sapkın, sapık, itikatta olmayan, İslam'ın kaynaklarının böyle itibar ettiği muteber alimlerin eserlerine, aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnet-i seniyyesine ve o zincire dayanan zatların söylediklerine göre, bir insan rüyada Allah Teala'nın nurunu, Allah Teala ile görüşmek gibi şeyleri yaşayabilir mi? Yaşar. Bu dünyadayken baş gözüyle görmek bir kişiye nasip olmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmeti Muhammed ahirette biz müminler inşallah Cenab-ı Hak nasip eder, cennetlik olur, Cenab-ı Hakk'ın cemaline, rızasına erişirsek baş gözüyle de, oradaki başımızın gözüyle de görebilecek miyiz? Göreceğiz. Bu ehli sünnetin görüşüdür. Başka sapık fırkalar bunu kabul etmez. Tekrar ediyorum, bakın lütfen iyi dinleyin. Bir kişi rüyada Allah Teala ile konuşma, görüşme gibi şeyleri yaşayabilir mi? Yaşayabilir. Tamam. Dünyada aşikar böyle görebilir mi? Hayır. Bunu gören var mı? Tek bir kişi var. Allah Teala'nın zatıyla, baş gözüyle Allah'ı gördüm diyebilecek bir kişi var. O da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi. Bununla alakalı farklı rivayetler var. En neticesinden buraya geliyor. Şimdi teferruata girmeyelim. Şurada 10-15 dakikalık bir vaktimiz var. Peki ahirette durumumuz ne olacak? Ahirete gittiğimizde orada da bir vücudumuz olacak. Allah Teala bize vücudumuzu iade ettiği gibi başka bir vücutla da orada tezyin edecek Hazreti Allah. Yaratacak, halk edecek. Allah'ı orada görebilecek miyiz baş gözüyle? Göreceğiz. Nasıl göreceğiz ya Resulallah diye soruyorlar Efendimiz'e. Efendimiz de buyuruyor ki, herkes yevmi mahşerdeki cennetliklerin hepsi görecek. E peki o kadar kalabalıkta nasıl olacak bu denilince, Efendimiz buyuruyor ki saadetle, ayın 14'ü olsa, gökyüzünde ayın 14'ü dolunay olsa, tüm insanlar aya bakar, o mehtabı seyreder, biri birini engeller mi? Hayır. Kalabalık oluşu o mehtabın seyrine mani olur mu? Hayır diyorlar. İşte aynen böyle olacak buyuruyor Efendimiz. Aynı böyle ayın 14'ü gibi seyretler gibi Allah Teala'nın tecelli ettiği o zatının neşesini, nurunu, tecellisini inşallah müminler görecek. Tamam mı efendim? Bunu hatırlatmış oluruz. Fakat bir uyarıda bulunalım. Şeytan rüyada ben Allah'ım diye görünüp adamı yoldan çıkartabilir mi? Maalesef tehlikeli. O yüzden size tavsiyem, yani en azından ameliniz, ibadetiniz, taatınız ve bu ilminizle alakalı bunu paylaşabileceğiniz bir alimle, bu işi bilen insanlarla irtibatınız yoksa sakın böyle rüya meselelerine bodoslama dalmayın. Çok insan yoldan çıkmıştır. Niye soruların başına bunu koydum biliyor musunuz? Bir, bu soru çok geldi. İki, demin anlattığım şeytanın ihvasına uğrayan adamın hikayesiyle bunu birleştirdiğinizde söylemek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Yani ben Allah'ı gördüm falan deyip oradan da başka bir yere giden çok insanlar var. Allah muhafaza eylesin. Allah'tan korkmak şart mıdır diyor. Yani Allah'tan korkmak derken Allah'a hesap vereceğini bilmek insanı frenleyen, insana haddini bildiren bir unsurdur. Bir insan üç şeyden korkmuyorsa her şeyi yapar. Allah korkusu. Yok. Başka? Kanun korkusu. O da yok. Üç, etrafındaki insanlardan sıkılıp utanma. Halka karşı mahcup olma korkusu. Hak korkusu yok. Kanun korkusu yok. Halk
korkusu da yok. Bu adam her türlü şeyi yapar. Niye yapmasın ki? Bir, işin bu tarafı var. Ama Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde Allah'tan korkunuz ifadesi böyle hani Allah'a karşı Allah deyince ay diye böyle korkma manasında değil. Yani Allah'a hesap vereceksin ya. Allah'tan utan demektir. Ve Allah'ın muhabbetini kaybetmekten kork. Zulmediyorsun değil mi sen? Sen bu çocuğu aldın ezdin. Sen bu fakiri ezdin. Sen bu işte bak Suriyelilerin üzerine bilmem ne yaptın. Filanceli bilmem ne ettin. Hak yedin, hukuk yedin. E Allah'tan kork. Bunun sahibi Allah. Sana bunun hesabını sorar. Hiç korku yok mu sende diye ona soracaklar. Bak beni iyi dinlersen hem sualine cevap hem de çok önemli bir mevzu. Böyle başının üstünde levha gibi taşıyabileceğin bir söz. Şunu unutma. Korkan adama korkma derler. Öyle değil mi? Korkuyor bir şeyden. Korkma korkma. Neden? Korkuyorsun diye sana korkma derler. Korkmayan bir adama korkma korkma denir mi? Denmez. Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler var. Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde müminlerin durumları, hemen öldükten sonra kabir alemi ve ondan sonraki alem için meleklerle konuşmaları Kur'an-ı Kerim anlatır. Melekler müminlere geldiğinde şöyle der. Korkmayın. Sakın korkmayın. Mahzun da olmayacaksınız. Korkacağınız bir şey de yok. Üzülmeyin. Korkmayın. Peki buna kime derler? Bu dünyada Allah'tan korkan adama kabirde ve öteki alemde korkma diyecekler. Bu dünyada korkmayan adama da şimdi kork diyecekler. Tamam. Bu dünyada çekinen bir adama korkma iltifatı olur. Hiç çekinmeyen, korkmayan bir adama korkma korkma denmez. Anlaşıldı mı efendim? Anlaşıldığını tahmin ediyorum. Allah yerine, Allah ismi yerine Tanrı demenin sakıncası var mıdır? Şöyle söyleyeyim. Tanrı, Allah kelimesinin asla karşılığı olamaz. Tanrı, iyi dinleyin, Allah kelimesinin asla karşılığı olamaz. Ama Tanrı, ilah kelimesinin karşılığı olabilir. Yani la ilahe illallah dediğinde, lütfen bakın sana özel bir formül yapıyorum. Mesela geçen sene anlattığımdan daha farklı anlatıyorum şimdi. Seyircilerin anlayışına göre, kendimi böyle biraz daha size göre daha anlaşılır şekilde ifadeler bulmaya çalışıyorum. Mesela kelime-i tevhid nasıldır? La ilahe illallah. İlahlar, tanrılar yoktur. Ancak Allah vardır. Dersin mesela, o Allah kelimesi yine Allah olarak kalır. Allah'ın isim, zat ismidir. Fakat ilah yerine tanrı kullanılabilir. Mesela bizim ilahımız, bizim tanrımız Allah'tır diye karşıdakinin Tanrı anlayışına karşılık olarak bizim Tanrımız, Tanrı denilen şey bizim için Allah'tır dediğinde bak bu olabilir. Ama Allah yerine Tanrı kelimesi geçer mi? Geçmez. Çünkü ayrıca Tanrı kelimesinin etimolojik yapısına bakarsak Tanrı, Teng kelimesi gök demektir. Tengri, Tengri gökte olan demektir. Gök tanrısına, gökte olan tanrıya inanan toplumlar Tangri diyorlardı. Gökte bak arıyorlardı onu. Halbuki Allah'a göktedir demek, mesela halkın arasında var ya, abi şimdi yukarıda Allah var, ya aşağıda kim var? Yukarıda Allah var diye konuşulmaz. Canım herkes duyuyor, benim anneannem de söylerdi. E ne yapayım anneannen söylüyorsa yani yanlış yanlıştır. Baban da söylese yanlış, sen de söylesen yanlış. Ben de söylesem yanlış. Yukarıda Allah var denmez. Allah Teala melekleri görüyor yukarıda. Hadi en fazla buna zorlamayla biraz tevil ederiz. Allah'a yerdedir, göktedir, şuradadır, buradadır diyemezsin. Tamam mı? Kürsü üzerine oturmuştur diyemezsin. Çünkü neden? E kürsü olmadığında nereye oturacak? Mesela. Şimdi bu tartışmalı mevzular. Oradaki oturmak tabirleri, ayette geçen, hadis-i şerifte geçen oturma tabirleri, efendim Allah arşa istiva etmiştir, oturmuştur tabirlerinin tevilleri var. Girmeyelim karışık mevzulara. Siz de şimdi boğmak istemiyorum malumatla. Ama şunu diyorum. Tanrı, Tanrım falan filan diye şeyler yutturulmuştur. Mesela Allahu Ekber, Allahu Ekber'dir.
Tanrı uludur dediğinde bu tuhaf bir şeydir. Mesela şey gibi, yağmur ıslaktır. Ya, Tanrı uludur. Ya, ilah edindiği şeyi ulu görüyorsun da ilah demektir. Allahu Ekber'in karşılığı değildir. Bir de şunu anlatacağım ya. Ya konuyu dağıtmak istemiyorum da. Umre'ye, hacca falan gidenler gönlünü bulandırmasınlar. Bunu yapmışlardır belki rehber adayları, rehber aday adayları. Bazen umrede, hacda, tavafta böyle bizim insanlarımıza, onlar da iyi niyetli belki ama şeydeyim, Safa Merve'deyim. Hani umre yapıyoruz. İhramda bir ses geldi arkadan. Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah büyüktür. Dedim herhalde adama bir şey, darp bir şey yapıyorlar. Adam da Allah'a şikayet ediyor. Yani Allah büyüktür, ben sana bunun hesabını soracağım falan mı demek istiyor diye. Bir döndüm baktım. Allahu Ekber kelimesini tercüme ediyorlar. Allah büyüktür. Allah Allahu Ekber ya. Allahu Ekber ya. Bunun nesini çevirmeye çalışıyorsun sen? Karadeniz'de sormuşlar. Fi tarihinde hacca gitmiş. Ula Temel, ha ne yaptın, hiç Arapça bilmeydin. Hacda ne yaptın, ne ettin, zorluk çektin mu demişler. O dedi mi, vallahi çok çektim. Ne oldu? Vallahi herkes Arapça konuşuyor, bir kelime anlamıyorum. Lan hep mi Arapça dur? Demiş ki, ezanla namaz Türkçe dur. Gerisi hep Arapça dur. Yani şimdi elhamdülillahi rabbil alemin, her yerde elhamdülillahi rabbil alemin. Fatiha, nereye? Endonezya'dan Malezya'ya, Avustralya'dan Kanada'ya kadar gitsen, hangi Müslümanın ortamına girsen, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ezan aynı ezan. Elhamdülillahi Rabbil Alemin aynı Fatiha. E şimdi gidiyor bizim bazı abilerimiz, şeylerimiz. Bakıyorum, Allah büyüktür. Ya Allahu Ekber, Allahu Ekber diyeceksin artık. Orada da onu da tercüme etmeye lüzum yok gibi mübarek. Şimdi benim adım Fatih. Fatih fetheden demek. Açan demek. Tamam. Bazı böyle sıkıntılı şeylerden bazı şeyleri ayıran demek. Ben böyle yolda giderken arkamdan açıcı, açıcı de. Vallahi dönüp bakma. Benim adım Fatih. Bunun tercümesi olmaz ki artık. Anlatabiliyor muyum? Fetheden olmaz. Hayırlı işlere fasleden olmaz. İsim olmuş artık o. Allahu Ekber'in nesini çeviriyorsun sen artık? Önemli mevzu. Bak şimdi bunu niye anlatıyor diyorsun. Yüzlerce, binlerce insanın aynı şeyi yaptığını görünce buradan söyleyeyim bari de birisinin kulağına kaçar. En azından ya o kadar da değil der ya. Tamam. Tanrı kelimesi Allah kelimesinin karşılığı değildir. Tamam. Tanrı kelimesi Allah kelimesinin karşılığı değildir. Allah'a ve dine küfreden kişinin nikahı düşer mi? Hangi nikahı düşer mi? Medeni kanunla yaptırdığı nikah resmiyette görünebilir. Ama burada dini kastediyorsa tabii adam dinden çıktığı için onun dini kalmıyor ki karısı, kocası kalsın. O yüzden aman dikkatli konuşmak lazım. Allah muhafaza eylesin. Namaz diye bir şey yok ya, bırak Allah'ını seversen. Araplar çalışmıyor diye zamanında onları o tembellikten kurtarmak için. Ama ben şu kadar insana ekmek veriyorum, bu kadar çok çalışıyorum. Benim namaz kılmama ihtiyacım yok. Allah Allah. Bak görüyor musun sen? Allah bilmiyor daha aşağı. Öyle şey olur mu? Şimdi kılamıyorsun ayrı bir şey. İnkar ettiğinde anında iş kayar başka bir tarafa. Sonra aile teşkilatı da hapı yutabilir. Doğru konuşuyoruz. İş böyle. Allah'a ve dine, kitaba, mukaddesata küfredeni bırak. Mesela bazı bölgeler vardır. Burada kimseyi incitmemek için söylemiyorum. Ağızlarına alışkanlık yapmışlardır. Allah'a, kitaba söverler. Çok yanlış yapıyorsunuz, çok. O yüzden de sizden hiç vaka eksik olmuyor. Her zaman Türkiye'nin de ilk üçüne giriyorsunuz. Kim olduğunuzu siz bulun. İki kelime devi bir kızdıklarında Allah'a, peygamber şey küfrederler, dine küfrederler. İki yakanız bir araya gelmez. Bunu bilin. Tutacaksın, kırmızı çizgin olacak her zaman. Çocuğuna, hanımına vesaire konuşurken bile asla söylememen gereken kelimeler var. Allah bak ağız vermiş. Ama hırp diye konuşmuyorsun. Bak iki dudak vermiş. Aha bak bir sürü diş vermiş. Kaç tane boğum vermiş. İki tane kulak, bir tane ağız vermiş. İnsanın yüzündeki ağızlar hep çifttir. Burun delikleri çift. Gözler çift. Kulaklar çift. Ağız tektir. İki dinle bir konuş diye. Tamam. Hele küfür mevzu. Çok tehlikeli bir şey. Çok tehlikeli bir şey. Ne olursa olsun insan asla o sözü söylemeyecek.
Ya hocam yapmayın, bu kadar da bağnaz olmayın. İnsan bir sözle küfür mü, kafir mi olurmuş? E mübarek adam. Kazanın doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne niye inanmıyorsun? Bir kelime-i şehadetle dine giriyor musun? Giriyorsun. E bak. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. 40 yıllık Hans gidip birisine bunu söylese oluyor Müslüman. Bir sözde girdiğin gibi bir sözde çıkabilirsin. Söze dikkat et. İslam söz medeniyetidir. O yüzden de bizim medeniyetimizin temelinde Kur'an vardır. Kelam vardır. İslam söz medeniyetidir. Evet, medeniyetini sözde inşa etmiştir yani. Din ile alay edenlere nasıl davranmalıyız? Mümkünse onlarla hiç oturup kalkmamalısınız. Dinle alay, din alay mevzu olmamalı. Nazınız geçiyorsa yapma kardeşim, niye bunları konuşuyorsun demeli. Bazen ben bizim böyle meşhurların falan şeylerinde de var, programlarında, işte stand-up'larında, bilinmesinde. Yani madem IQ'un yüksek, işte bu işi biliyorsun. E bunu bulaştırmadan, bu işe bulaşmadan da bunu yapabilirsin. Yani göreyim ben senin zekanı. Burayı ellemeden yap. O alan steril kalsın. Neden? Yani senin programın seyreden vardır, seyretmeyen vardır. Ama herkesin müracaat etmesi gereken bir din sahası vardır. Orası temiz kalsın. Orasını bulaştırmayalım. Anlatabiliyor muyum? İnsanın böyle bir ciddiyeti olması lazım. Yatmadan önce okunan dualar abdestsiz okunabilir mi? Evet. Kur'an ayetlerini bile insan gusül abdesti gerekse bile dua mahiyetinde okuyabilir. Gusül abdesti gerekiyor ama diyor ki bir Fatiha'yı dua niyetine okuyabilir miyim? Dua niyetini okuyabilir. Abdestsiz de olsa okuyabilir. Ama tabii edebe uygun olması lazım. Hazır abdestsiz de okunuyor diye. Yani çok fazla genişle davranmamak lazım. Onu sizin insafınıza terk ettim. Detayına girmiyorum. Gusül abdesti namaz abdesti yerine geçer mi? Geçmez mi? Geçmez mi? Gusül abdestini tam şartına uygun yaparsan, çünkü guslü bozan şey abdesti de bozar. Abdesti bozan şey guslü bozmaz. Yani şöyle söyleyeyim, tüm vücudunu yıkadın, ağzına burnuna su verdin. İnsanın işte bir kan çıkması, başka bir yerinden bir şeyler olması, idrara gitmesi guslü bozmaz. Abdesti bozar. O zaman abdestin yerine geçmemiş olur tabii. Yani abdesti bozan bir şey yapmadıktan sonra gusül abdesti nedir? Abdest yerine geçer. Yani bazıları diyor ki biz daha takvayız. Neden? Efendim burayı çok keseliyormuşsun. Keselerken derinin altından su çıkıyormuş foşur foşur. Buradan su çıktığı için de başka yerlerini ovarken kanadığı için aman ya Rabbi neyle kazıyorsa artık. Abdest fazla yerlerini bazı yerlerini çok ovuyormuş ediyormuş bilmem ne yapıyormuş. Girmiyorum teferruatına. O arada abdesti kaçabilirmiş. E mübarek yani sen de ne yapıyorsun ben anlamadım ki bunu yani. Cenaze mi gaslediyorsun kendini mi guslediyorsun yani. O kadar da artık böyle şey yapmanın alemi yok. Peki ihtiyaten diyorlar ki fark etmemiş olabilirim. Bir yerimden bir şey olmuş olabilir. Gusülden sonra bir abdest alayım diyebilir. Dikkat. Fakat asla gusül abdesti abdest yerine geçmez derse bir adam ehli sünnetin dışında kalmış olur. Basit bir hadise değildir. Yani Peygamber Efendimiz bunu söylüyor çünkü sallallahu aleyhi ve sellem. Kim guslün abdest yerine de geçmediğini iddia ederse bizden değildir buyuruyor. Anlatabiliyor muyum? Demek ki böyle ufak tefek şeylerden de adamı ne yapabilirler? Vesveseye götürebilirler. Hepsinin önünü kesmiştir. Arkadaş Kur'an ve sünnet ne demek biliyor musun? Peki daha sonra anlatayım. Sorulara cevap ver diyor Barış. Çok kötü bakıyor. Oruçta olduğu için ders anlatmakta zorlanan öğretmenler ne yapmalıdır? Hangi ders branşı tabii onu bilemiyorum. Belki sağlıkçı, suni teneffüs anlatıyor, başka şeyler. Bir de hakikaten talebelerin, o öğrencilerin o teneffüsteki o bağırmaları var ya, adamı çıldırtır zaten. Falan filan yapıyor, kafa gidiyor. Mümkün mertebe ders saatlerini ayarlamaya çalışsınlar. Ben buradan öğretmenlerim elinden öpüyorum. Benim ailemde 17, şu anda bir fiil çalışan 13 öğretmen var. Ya emekli ayrılanlarına da düşersek 11 öğretmen var. Bizim ailede çok öğretmen var, eğitimci çok. Öğretmenlik zor iş. Yani bunu kendi takatları nispetinde lütfen fetva dairelerine falan danışarak
Oradan halletsinler. Çünkü arızalar ne bilemiyorum. Ama talebeye öfkeleniyor, bilmem ne yapıyor, başı dönüyor, düşüp bayılıyor. Zaten orada bir nörolojiyle, bir dahiliye mütehassısıyla görüşmesi lazım falan. Oruçluyken oyun oynamak oruca zarar verir mi? Sordum bu soruyu hakikaten kimler sormuş diye. Bayağı soran varmış. Oyun oynamak derken böyle değilmiş oyun. Şeymiş efendim, bilgisayar oyunları oynuyorlarmış. Gün uzun, adam işinden geliyormuş, vakit geçmiyor. Hani cıvırt pırt 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 tak o level işte atla, game bilmem ne. Ya orucu bozmaz. Ama niye yemekten içmekten kesiliyorsun? Daha fazla ibadet edesin diye. Aç aç kalıp da getir yeni bir oyun daha getir. Kaç saat var iftara? Kesmedi. Başka bir oyun daha getir deyince orucun ruhuna pek uygun değil. Anlatabiliyor muyum? Ama yani ben ne yapayım? O anda böyle kafamı dağıtmak için alışmış kudurmuştan beterdir. Bunu yapmasam orucu bozacak duruma geliyorum diyorsa artık ona bir çare yok. Orucu bozacağına. Ama zarar verir mi denildiğinde bozulması için zarar vermez ama. Hani şey gibi düşün ya, az evvel bir ders meselesi geldi şimdi bak. Çocuğu okula gönderiyorsun. Okula gönderdin mi çocuğu? Gönderdin. Devamsızlığı var mı? Yok. Ama derste öğretmeni dinlemiyor. Zararı var mı? Yok mu? Ha, okula niye gidilir? Hiç göndermeyeyim o zaman. İşte o zaman da diyoruz ki yapmayın. Çocuklar okula diyoruz. Eğitim şart diyoruz. İşte bu ikisinin arasındaki dengeyi biraz insaflıca kurmak lazım geldiği gibi oruçta da aynı bu denge var. Temkin vakti ne demektir? Sordular mı bunu dedim? Çok sordular dedi. Ya bu temkin vakti, ihtiyat vakti. Şimdi Diyanet bir takvim açıklıyor. Takvim, saat açıklıyor. Arkadaşlar, hakikaten hocalarımız, yani Diyanet'in bu husustaki o temkini aslında herkese uygun olarak hazırlanmıştır. Bazıları diyor ki daha temkinli olmak lazım canım. Biz 7 dakika önce yapıyoruz. İftarı da 3 dakika geç yapıyoruz. Ya tamam da bir usul vardır bak. Bir usul vardır. Şimdi siz teknik bir soru sordunuz. Bu teknik soru avami olarak anlatılmaz. Ben de teknik cevap vereceğim. Herkese azimetle, herkese takva yoluyla muamele edilmez. Ruhsatla amel etmek lazımdır. Sen çok takvaysan, kendine özel, o meşrebin özelliği. Bizim hocamız derdi ki, bizim alim hocamız derdi ki, 10 dakika evvel imsak edin, 3 dakikada sonra şey yap. Sen yap onu. Ama herkese diye konuştuğunda bunun asgarisi, azamisi arasındaki müşterek noktaya dikkat etmek lazım. Ez cümle şu. Siz şimdilik Diyanet'in açıkladığı saate riayet edin. Anlatabiliyor muyum? İnsanları da bu saate riayet etmiyor diye hiçbir zaman ikircikli, tartışmalı mevzularla üzmeyin. Allah rızası için. Yani ibadet edenleri de bezdirmeyin. Ve bu hususta da tartışarak hiç ibadetle uğraşmayan ama Ramazan olsun da şunlar birbirini yesin diye bekleyen insanların da ekmeğine yağ sürmeyin. Var mı böyle insanlar? Yok canım, ülkemizde yok. Yurt dışından falan diyorum. Bizim ülkemizde hiç böyle insanlar yok. Yani Müslüman, dindar insanların tartışmalarını gördüğünde bu ülkenin bir evladı sevinebilir mi hiç? Asla. Bizde böyle insan yok da. Hani yurt dışından da seyrediyorlarsa demek istedim. O gayrimüslimler falan. Onlarla alakalı. Yapmayalım bunu. İmsak ezanı ile birlikte sabah namazı kılınabilir mi? Efendim Şafii mezhebinde ise kılabilir. Hanefi mezhebinde ise çok yorgun yattığı zaman muhakkak sabah namazı kaçacak. Öyle bir noktadaysa 5-10 dakika bekler, kılabilir diyorlar. Ama esası en az bir 25 dakika bekleyip, çünkü İmam Azam Hazretlerine göre, Hanefi mezhebine göre güneşin doğuşuna bir saat kala girer sabah namazı vakti. Bunu söylemiş olalım. Kul hakkı namazı diye bir namaz var mıdır? Evet. Kul hakkı namazı diye bir namaz yoktur aslında. Fakat şu vardır. Herhangi bir tövbeyi yapacağın zaman bunu namazla yapman çok güzeldir. Ben kul hakkımı ödemek için gayret edeceğim. Evet. Bu ciddiyetim için namazla Allah'ın huzurunda şahit tutuyorum kendimi. Namazı kılarsın. O bir nevi hacet namazı gibidir. Yoksa kıldın iki rekat namaz, ne oldu? Ahmet'i, Mehmet'i, bilinen hepsini kul hakkı hop düştü. Yok böyle bir şey. Kul hakkını ödemek için gayret ediyorsun ya, ya Rabbi bana bunu kolaylaştır.
muvaffak eyle beni bu hususta demek için iki rekat namaz kılabilir misin? Kılarsın. Namaz en büyük zikir, en büyük dua. Mağfiret günlerine giriyoruz dedik. Mağfiret günlerine giriyoruz. Nereden biliyoruz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Ramazan'ın ilk 10 günü rahmet. Sonraki 10 günü rahmetle buluşan, rahmetin mağfiretle buluşup mağfiret şeklini alması. Rahmetle beraber mağfiret. Ne yapacağız? Güzel dualar, güzel ibadetler, güzellikler için yarışacağız. Yarışacağız. Kariyer için, şu için, bu için, eve erken gitmek için falan değil. Güzellikler için yarışacağız. Kötülükler her yerden kendisini gösteriyor. Bak, hiç şeytan hiç ümidini bırakıyor mu? Hiç ümitsiz oluyor mu şeytan? Ya ben artık bu mesleği bırakıyorum ya, artık ifsad etmeyeceğim. Çıkmıyorlar abi yoldan falan dediği var mı? Her gün tıkır 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 işini yapıyor. Bu bize bir ibret vermeli. Biz düzelmiyor demeyeceğiz. Biz güzellik ortaya çıkmıyor demeyeceğiz. Nefesimiz, ömrümüz, bu sayılı bize bahşedilmiş sermayemiz olduğu müddetçe hep iyilik için gayret edeceğiz. Hep daha iyi olmak için. Başka ne yapabiliriz? En azından bu günlerin mağfiret günleri olduğunu unutmamak için mesela şöyle diyebiliriz. Ya Gafurar Rahim, Ya Gafurar Rahim, Ey Gafur olan Allah, Ey Rahim olan Allah diyebiliriz. Ya Gaffar, Ya Rahim, Ya Gafur, Ya Rahim diyebiliriz. Estağfirullah deyip Cenab-ı Hak'tan affımızı, mağfiretimizi isteyebiliriz. Kıymetli dostlar, inşallah biz sizlerle ilgili zekat hakkında, namaz hakkında, hayatınızın dini mevzuları hakkında konuşacağız. Ama bizim sohbetlerimizde sahur vaktinde şunu gözlemlediğinizi düşünüyorum. Hayatınızın her safhasında, madem ki her daim Allah'ın huzurundayız, her yer Allah'ın bizi bir şekilde kulluk için bahşettiği alanlar olarak şu dünya hayatında karşımızda, her şeyle ilgili, her güzellikle alakalı mevzuları sizlerle paylaşacağız. Ama şimdi artık son saniyeler, dakikalar İstanbul'un imsak vakti için. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affa fa'fu anna. Ya Rabbi sen afuvsun, rahimsin. Affetmeyi seversin. Bizi affeyle ya Rabbi. Günahlarımızı mağfiret eyle. Şu Ramazan'da her türlü dünyada ve ahirette görebileceğimiz her türlü güzelliği bize ihsan eyle. Dualarımızı kabul eyle. Hastalarımıza şifa ihsan eyle. Göçmüşlerimize rahmet eyle. İnsanlarımızı, şu güzel vatan evlatlarını hepsini muhafaza eyle. Şu anda gönlü bizimle beraber olanları ve bizleri senden razı olan kullarından eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.